Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar indirimlerden bayağı bir faydalandım. O yüzden küçük bir alışveriş videosu çekmeye karar verdim. Ne kadar küçük ona siz karar verebilirsiniz. Sephora ile devam ediyoruz. Şöyle bir olay. Ben Fenty'nin... Fenty Glow muydu? Evet, Fenty Glow lip gloss'unu ablam bana hediye etmişti yılbaşında. Gerçekten çok memnun kaldığım için bir diğer rengini denemek istedim. Bendeki, yani yeni aldığım renk, Diamond Milk rengindeki gloss'u almak istedim. Fenty Glow'u çok sevdiğim için. Bu beyaz, yani şeffaf gloss içinde küçük küçük glitter partikülleri var. Glitter'ları, yani simleri biraz büyük, iri. Fenty Glow kadar şeffaf değil. Evet. Ama şöyle bir olay oldu. Fenty Glow'un da küçük boyunu yanında bana hediye ettiler. Ya, kupon bulmuştum. Kuponun yanında bunu hediye aldım. Yani bu gloss'ların olayı nedir? Kesinlikle yapış yapış değil. Kokuları zaten çok güzel. Yani ne bileyim, bakım yapıyor, dudaklarınızı yumuşatıyor. Tüm rujların üstünde bence güzel duruyor ve her ciltte, her renkte güzel duruyor. Ama değişik değişik renkleri de var zaten. Ve bulaşmıyor. Evet, bulaşmıyor. Ve saçınız falan böyle yapışık kalmıyor. Çoğu gloss'ta o sorunu yaşıyorum. Yani yapış yapış değil kesinlikle. Güzel parlıyor, bir lip gloss gibi parlıyor ama sanki bir mat rujmuş gibi. Yani çok ilginç bir şey, yapısı var bu glossların. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki biraz pahalı. Biraz dediğim bayağı pahalı. Şöyle bir siyah eyeliner aldım. Bayağıdır siyah eyeliner arayışındaydım. Daha doğrusu göz kalemi. Maybelline'in bir ürününü kullanıyordum. O da pek memnun kalmadım. Şu an gözlerimde o var. Ve aşağıya maalesef yapışıyor. Aşağıya siyah göz kalemi çekmedim ama çekmiş gibi duruyor. O yüzden ondan pek memnun değilim. Ne alacaktım ben aslında? Urban Decay'in All Nighter... Yok, All Nighter değil. Neydi onlar? Bilmiyorum. Urban Decay'in göz kalemleri var. Onları çok methediyorlar. Onları almak istedim ama bayağı pahalı. 22 euro. Diyeceksiniz şimdi TL'de ne kadar o zaman? TL olarak da aşırı pahalı. Sonra Marc Jacobs'un düşündüm. Onlar da 20-25 euro arası bir fiyata sahip. Bir göz kalemi için mi? Evet, bence çok fazla. Sonra baktım, yani 5 yıldız almış ürünlere baktım. Givenchy'nin bir göz kalemi gözüme çarptı. Ve inanmayacaksınız arkadaşlar ama Givenchy çoğundan daha uygun fiyatlı. Bu da pahalı, 15 euro, 16. Bence bir göz kalemi için yine çok pahalı. Ama Givenchy olması için, yani düşünün bir. Givenchy'nin ürünleri Chanel, Dior, o şeylere sahip. Yani gerçekten high-end'in de high-end'i. Çok yüksek fiyatlı bir marka olmasına rağmen Givenchy diğer ürünlerden daha uygun fiyatlı. Pek anlam veremedim. Ama sonuç olarak aldım. Şöyle bir ürün. Bu arada bu suya dayanıklıymış hesapta. Öyle mi bilmiyorum daha, çünkü denemedim. Umarım gerçekten suya dayanıklıdır ve aşağıya oturmaz gözüme kullandığımda, uyguladığımda. Bakıp göreceğim. Videolarımda ilerleyen zamanda mutlaka göreceksiniz bunu da. Fenty ile devam edelim yine. Fenty'nin ben iki highlighter'ını aldım. Şöyle. Renklerini birazdan göstereceğim tabii ki. Ve iki far paletini aldım. Bunların da rengini göstereceğim. Bu arada bunlar indirimdeydi. Öyle aldım. Farlarından başlayalım. Şimdi ilk olarak ben bunların bu kadar küçük olduğunu tahmin etmedim. İnternette daha büyük gözüküyordu. Biraz hayal kırıklığına uğradım şahsen. Ama tatile gitmek için uygun. Ve ayrıca şöyle bir olayı var. Arkadan şöyle birbirine oturtturabiliyorsunuz. Neye yarıyor pek emin değilim ama işte. Yani en fazla hani sağda solda çok bavulda uçuşmuşsa olabilir, mantığı sadece, başka bir fonksiyon yok gibi. Bir numaralı farını aldım. Renkler güzel. Daha kullanmadım. Swatch yapmıştım. Fena değil. Pigmentasyonu iyi.
Ayrıca 4 numarayı aldım. Pembemsi. Galiba toplamda 6 tane var. Ben bunları almak istedim. Renk açısından diğerleri pek şey değildi. Benim hoşuma gitmedi. Ama bence fikir olarak güzel. Böyle değişik değişik renk kombinasyonları yapmış. Güzel yani. Pigmentasyonu da fena değil. İlerleyen videolarımda da bunları da mutlaka göreceksiniz. Bir look yaparım. Görmek istiyorsanız da tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Highlighter'ları da göstereyim hemen. İlk olarak Metal Moon rengindeki aydınlatıcısı var. Kamerada muhtemelen bu biraz beyaz pudra gibi duruyor. Çok güzel. Ama ben diğer aldığım rengi daha çok beğendim. Onu da göstereyim hemen. Bu Metal Moon'du. Diğeri de Mint Mojito, bir de Sand Castle. İki renk var bunda. Şöyle. Bu gerçekten yeni favori highlighter'ım olabilir. Daha denemedim ama swatch'lardan yola çıkarsak gerçekten efsane. Sandcastle biraz cildime koyu kaçacak diye korkuyorum ama bence Mint Mojito ile karıştırırsam cildime güzel oturur diye düşünüyorum. Bunları da bayağı beğendim. Yani abarttıkları kadar varmış şahsen. Sephora alışverişimde bu kadardı aslında. Gelelim bir Douglas alışverişine. Douglas maalesef Türkiye'de yok. Ama satın aldığım markalar Türkiye'de satılıyor. Gratislerde bulabilirsiniz. Bahsedeceğim marka Wet n Wild. Ayrıca Elf'in bir ürününü aldım. Bu da Watsons'da galiba Elf satılıyor. Ama satıldığından eminim. Gratis miydi Watsons mı hatırlayamıyorum şu an. Bir de NYX satın aldım. NYX de Watsons'larda var zaten. Başka da Catrice ile Essence var. Onlar da satılıyor Türkiye'de. Onları da biliyorum. O yüzden aldığım ürünleri Türkiye'de de bulabilirsiniz. Ama ben Almanya'da Douglas diye bir sayfadan satın aldım ürünleri. İlk olarak ne almışım? NYX'in ürünlerinden başlayalım bence. Şimdi şöyle ki birkaç göz kalemim artık bayatlamıştı. Tarihleri geçmişti. Ben de bu yüzden yeni ürünler aldım. NYX'in ilk olarak beyaz bir göz kalemini aldım. Seri yazmıyor maalesef. Sadece White Pearl yazıyor. Platinum ve Glitzy Gold renklerini aldım. Şöyle kalemleri de göstereyim. Şu şekilde. Bunları beğendim. Yani swatchlarını beğendim. Kenara koyuyorum. Ve diğer aldığım ürünleri gösteriyorum. Bunlar da Wet n Wild'ın. Wet n Wild'ın iki tane göz kalemini aldım. İki tane de dudak kalemini. Bunlar bayağı uygun fiyatlı ve gerçekten çok büyük. Ben bunları hayatta bitiremem bence. Yani bu kadar büyük göz kalemi ilk defa görüyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bu mesela NYX, bu Wet n Wild. İki katı neredeyse. Bayağı iyi. Şunu gösterecektim. Mesela şöyle bir göz kaleminiz var. Ve bunlar daha boyamıyor ve sertleşti. Ya açacak alıp bunları tıraşlayacaksınız ya da elinizin arasına şöyle alacaksınız. Birkaç saniye bekleyeceksiniz. Öyle gözünüze kullanacaksınız. Çünkü bunu ısıttığınız zaman haliyle elinizin içinde hafif erimeye başlayacak. O yüzden gözünüze daha yumuşak uygulayabilirsiniz. Tavsiye vermiş olayım. Peki internette mesela bazen çakmakla yapıyorlar. O fazla yakıyor aslında değil mi? Bütün pigmentasyonu. O biraz evet, acemiyseniz kalemi yakma durumunuz olabilir. Bu sefer kalem hiç boyamaz. O yüzden bence o kadar abartmaya gerek yok. Elinizin arasına alıp biraz ısıtırsanız bence kesinlikle yeterli olacaktır. Lip liner olarak da Chestnut ve Willow renklerini aldım. Yani bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum bunların ama fiyatı için bence müthiş. Ayrıca bir tıraşım yoktu. Açacağım yoktu. Normal bir okul açacağı kullanıyordum. Onlar da maalesef kalemleri çok kırdığı için daha hassas bir şey istedim. Essence'in ürününü aldım. Bu da 1 euro falandı yani. Gerçekten çok uygun fiyatlı bir ürün. Bunu neden aldım? Bunun iki tarafı var. Bir büyük kalemler için, bir de küçük kalemler için. Gerçekten pratik. O yüzden onu aldım. Bana niye almadın? Denemek istedim ilk, bir iyi mi değil mi diye. Hadi benim var.
Ne? Hangi marka? Kırtasiye. İşte onlar iyi değil. Kırılıyor zaten. Evet. Kalemleri çok kırıyor. Umarım bu daha iyidir. Ayrıca Elf'in Oil Control Primer Mist Clear indirime girmişti. Bazı, baz sprey. Bunu da hiç denemedim. Bu yazın galiba bayağı işime saç spreyi. Yazın işime yarayacağını düşünüyorum. Yani o kadar nazik değil ama kokusu yok. Pek nazik bir başlığa sahip değil maalesef. Ama şişesi, ambalajı kaliteli. Elf için bence iyi. Bunu da kenara koyuyorum. Ha şunu göstermedim. Bu arada Sephora'da şöyle bir tester geldi. Benefit'in Professional ürünü. Yani bunu denesem ne olur, denemesem ne olur Allah aşkına. Bari şöyle küçük şey koyun. Neyse, o kadar alışveriş yapıyoruz. Bir tester bile koymaya şeyler. Ha bir de Chanel'in şöyle küçük parfümü gelmişti Sephora alışverişimin yanında. O da bir kullanımlık zaten. Son olarak da Douglas'tan Catrice'in şöyle bir ürününü aldım. Bu kirpik yapıştırmak için içinde aparatlar var. Çünkü hiç yok. Benim var ama iyi değil, memnun değilim. O yüzden bunu aldım. Zaten indirimdeydi. Bir de şey ödemek istemedim. Kargo ödemek istemedim. O yüzden tamamlamam gerekiyordu. Elf'le bunu o yüzden aldım. İçinde ne var? Maalesef açamıyorum şu an. İçinde bir makas var. Taramak için iki tarak var. Bir de işte yapıştırma cımbızı var. Bunu da videolarımda mutlaka göreceksinizdir zaten. Bunu da kenara bırakıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere bana 15 euroya ödüyorum her ay ve böyle küçük bir deneme kutusu geliyor. Türkiye'de de bu tarz ürünler çok var. Glossybox adında bir marka benim sipariş ettiğim marka. O maalesef Türkiye'de satılmıyor. Ama Türkiye'deki de denebunu.com diye galiba bir sayfa var. Para ödeniyor mu oraya bilmiyorum ama Instagram'da çok görüyorum. Şöyle bir kutu. Normalde bu kutu aslında pembe oluyor. Bu ay değişik bir kutu yapmışlardı. Limited edition bir kutu. Bu kutuları tabii ki atmıyorum. Bunlar çok pratik oluyor. İçine bir şey koyuyorum. Saklamak için falan. Gerçekten pratik ve çok hoş duruyor bence. Güzel yapmışlar dizaynını. Bu arada bu da aldığım plaj çantama ve küpelerime çok uygun. Bu ay gerçekten bir şey var. Neyse ne gelmiş bunun içine bir bakalım. İlk olarak bunu zaten bir videomda göstermiştim. Kokosların Kore maskeleri. Şöyle karpuz halinde. Bunları ilginç ürünler videomda kullanmıştım. Bunları seviyorum. Yani hoş. Pek bence cilde bir şey yapmıyor ama olabilir. Sırf gırgırı var. Yani gırgır için kullanılabilir. Başka ne gelmiş? Şöyle bir ruj gelmiş. Alverde markasının. En azından böyle deneme kutularında normalde ya kırmızı ya pembe öyle rujlar çıkar. Bu daha kullanabileceğim bir renk. Bunu da sevdim. Tam ben Douglas'tan sipariş verdim. Bir baktım içinde beyaz bir eyeliner var. Modelco'nun gel eyeliner yazıyor sadece. Kaliteli bir ürün kesinlikle. Kaliteli bir ürün kesinlikle. Nasıl sertim çıktı. Dişlerimde sorun olduğu için arkadaşlar bazen dilim çok sürtüyor. Özür dilerim. Kalite açısından gerçekten ağır bir kalem. Hoşuma gitti. Markayı tanımıyorum ama ilk defa görüyorum. Ve şöyle bir ürün. Deodorant. Yine turuncu niye acaba? Tuhaf. Deodorant geldi. Portakal kokulu. Bunu daha hiç denemedim. Ve aslında nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Böyle elime alıp
Kolumun altına mı süreceğim? Ya çok saçma bence öyleyse de. Bari yanına şöyle bir spatula gibi bir şey koysalarmış da. Yani bence biraz fazla. Uzun tırnaklarınız falan varsa bu tarz ürünleri tavsiye etmem. Ama belki gerçekten çok iyidir. Çünkü çok terleyen biri olarak pahalı deodorant kullanmak zorunda kalıyorum. Belki gerçekten iyidir. Bilmiyorum. Denemedim daha. Ama deneyeceğim. Zaten çok güzel bir ürünse eminim videolarımda da bahsederim. Favori ürünler videoları gelirse ilerleyen zamanda. Görürsünüz orada. Son olarak da şöyle bir bronzer gelmiş. Kutuya uygun. Marka neymiş? Crossbox kendi olması lazım. Galiba evet. Ibiza bronzer yazıyor sadece. Hashtag give them Lala Beauty diyor. Lala Beauty herhalde o zaman. Yani renk açısından emin olamadığım bir renk. Biraz koyu gibi geldi bana. Ama daha denemedim. Mat bir bronzer değil. İçinde ışıltı var. Yani hafif kullanırsam cildime oturur. Kötü durmaz. Yani bunu da kullanırım diğer videolarımda muhtemelen. Bu arada tüm bu ürünlerle bir ayrı bir video görmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Aslında makyajı direkt yapıp bu videoda öyle ürünleri göstermek istiyordum ama çok uzun olacağı için daha kısa kesmeye çalıştım. O yüzden makyajı bu videoda yapmıyorum. Bana Instagram'dan ulaşan bir markayla devam edelim. Veroni adında bir marka. Bu şöyle bir rujları vardı yanında ve diyeceksiniz ki bu bu o marka değil mi? Kesinlikle MAC'i çok andırıyor. Renk açısından emin olamadığım bir renk. Yani değişik renkleri seviyorum ama bana pembe yakıştığını açıkçası düşünmüyorum. Sürüyorum normalinde ama yakıştırarak kullanmıyorum. Ayrıca şöyle bir ürün. Bu da yine bir markaya benziyor. Kylie Cosmetics'e benziyor. Kylie Cosmetics ürünlerini kullanmıyorum prensip olarak. Hoşlanmadığım bir aile olduğu için ürünlerini hiç almadım. Almayı da düşünmüyorum. Zaten ürünleri hiç iyi değil. Muhtemelen duymuşsunuzdur o peeling olayını falan. İçinde ceviz kabuğu olan peeling satıyor. Çok yüksek fiyata satıyor ama aslında bu tarz ürünler yasaklandı. Çünkü ciltlerde aşırı şekilde çizikler, yaralar bırakabiliyor. Ama bu ürünler hala satılıyor tuhaf bir şekilde. Neyse fazla da girmeyeceğim konuya. Hoşlanmadığım bir kişilik olduğu için ürünleri de pek ilgimi çekmedi. Ama şans eseri bu ürünün ambalajı çok benziyor. Renkler güzel. Pigmentasyonu fena değildi. Swatchladım ama gözümde daha hiç kullanmadım. Bununla da bir video muhtemelen gelecektir zaten. Ayrıca da çok tatlı fırçalar var. Şu şekilde. Yani şöyle altını göstereyim ilk. Şöyle göz fırçaları var. Bunlar da çok tatlı. Yumuşak. Kullanmadım da. Ama gerçekten yumuşaklar. Kalite açısından tabii ki çok yüksek kaliteye sahip değiller. Zaten uygun fiyatlı bir marka. Ama fena da değil. Gelelim bir tık daha pahalı fırçalara. Çünkü Morphe'den bir sipariş yaptım. Morphe Türkiye'de nerede satılıyor maalesef bilmiyorum. Satın alabilir misiniz de bilmiyorum. Türkiye'ye yolluyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama Morphe'den şöyle bir set aldım. I got this 4 parçalık bir fırça seti. Fırçaları gözümde daha denemedim ama gerçekten kalite olarak iyi, güzel, yumuşak fırçalar. Ve boyut olarak da gözüme çok uygun fırçalar olduğu için bunları seçtim. Ve biliyorsunuz zaten YouTube'da herkes çok metheder bu Morphe ürünlerini. Özellikle yabancı YouTuber'lar. O yüzden de denemek istedim dedikleri kadar iyi mi diye. Aslında hep şey de sanardım. Para için öyle söylüyorlar. Ama bence Morphe fırçaları gerçekten fena değil. Yurt dışına çıkıyorsanız yani deneyebilirsiniz bu fırçaları. Ayrıca şöyle bir... Bu da yine bir set. 12 parçalık bir set. Bu direkt çantayla geldi. Siyah
deri çanta. Şurada Morphe yazısı var. Derisi yumuşak. Şöyle 12 parçalık bir fırça seti. Biri güçlü. İçinde ne var? Bir çift taraflı kaş fırçası var. Burada fırçası. Burada da kaşı boyamak için fırçası. Yani şunlara ne denir ki? Tarak değil bu, ne? Spoolie. Yani maskaraların içinde de olan şey, olay. Fırça işte. Fırça değil mi? Başka ne denir ki? Şöyle normal düz bir far fırçası. Eyeliner fırçası var. Yine düz, daha kısa bir oturtma fırçası. Far fırçası. Düz bir concealer fırçası. Tepesi düz gelen. Üç tane değişik boylarda karıştırma fırçası. Şu biraz daha düz, bunlar daha yuvarlak. İki tane kalem fırça. Bir tane minicik bir fırça. Bu şuraya için çok uygun galiba veya gözünün altını highlight yapmak için. Bir de şöyle kocaman bir fırça. İlk dedim ki ben bunu neye kullanayım? Highlighter'a kullanayım. Highlighter'a da kullanabilir ama bence bu şey için çok uygun. Concealer yaptıktan sonra veya primer yaptıktan sonra pudrayla setlemek için. Onun için kullanılabilir. Böyle bir de ekstradan birkaç fırça aldım. Şu fırçayı çok merak ediyordum Morphe'nin. M562 numaralı fırçası. Bu karıştırma fırçası ama o kadar küçük ki şu gözaltı için çok uygun. Bunu James Charles'ta görmüştüm. Çok uzun süre önce. Çok merak ediyordum bu fırçayı. O yüzden aldım. Ayrıca şöyle iki tane concealer fırçası aldım. Biri sivri, büyük. Biri çok küçük. Bunu aslında cut crease için aldım. Cut crease için çok uygun. Küçük bir fırça olduğu için. Ayrıca şöyle kocaman bir fırça aldım. Bu bir fondöten fırçası. Şöyle. Bunun hakkında da güzel şeyler duydum. E63 numaralı fırça. Çok yumuşak. Ve çok ürün yutacağını da düşünmüyorum. Ama daha hiç cildimde denemedim. Bunu da merak ediyorum. Ve ürünlerim şükür bitti arkadaşlar. Aslında çok ödemedim bunlara. Çünkü hepsini indirimden aldım. Yani indirimleri çok takip ettiğim için ürünleri genellikle indirimden alıyorum. Alışverişimi beğendiyseniz arkadaşlar, lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca da yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Ürünler hoşunuza gitti mi veya bu ürünleri kullanıyor musunuz? Onları söyleyebilirsiniz. Bu ürünlerle de bir makyaj görmek istiyorsanız onları da onu da yazabilirsiniz aşağı yorumlara. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum, güle güle. Hoşçakalın.